Oktay Bey merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ olun. Sizler iyi olduk, daha iyi olduk. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz tekrar. Ben röportajımı öncelikle Eray Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Eray Bey kimdir ve sektörle tanışmanız? Eray Hangül, IWOS Bilgi Teknolojileri kurucu ortağı. Yaklaşık 3 senedir görüntü işleme üzerine çalışıyoruz. Ana odağımız bu. Görüntüden nesne tanıma, hareket analizi, harekete konu nesnenin profillenmesi, insan, hayvan, araç gibi yüz tanıma üzerine ürünlerimiz var. Evet, biraz tanıyalım mı peki? Yani biz buraya geldiğimiz zaman ne gibi ürünlerle karşılaşıyoruz ve uygulamış olduğunuz sistemle bahsedebilir misiniz? Tabii. Çok katmanlı yapay sinir ağları dediğimiz, yapay zekanın son dönemde popüler olan bir başlığı. Bunları kullanıyoruz. Burada özellikle perakende sektörüne yönelik iki tane ürünümüz var. Bunlardan birisi Digidor. Digidor ürünümüzde biz örneğin herhangi bir alana giren kişinin yüzünden yaş, cinsiyet, duygu durumu, baktığı alan, ne kadar baktığı gibi bilgileri alarak içerik sunulmasını kolaylaştırmış oluruz. Evet, ikinci ürün peki? İkinci ürünümüz de daha çok güvenliğe yönelik. Geniş alanda gerçekten insan, hayvan, araç mevcutsa alarm verilmesine yönelik geliştirdiğimiz bir ürün. Burada da yaprak kımıldadı, güneş çıktı vesaire gibi hatalı alarmlardan kurtulmuş oluyor müşteri. Amacı ne peki yani bunu kurmadaki aslında? Çok farklı bir şey çünkü. Evet, özellikle perakende sektöründe gerçekten sahadaki analog bilgiyi dijitalleştirerek müşterinize o an bir teklif sunabilir. Veya pazarlama stratejilerimizi sahadan gelen gerçek bilgiye göre evet, konumlandırabilmek. Bu şekilde söyleyebiliriz. Zor bir iş yapıyorsunuz. Hizmet sektörü zordur. Yapılabilecek hatalar da çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Siz hizmet verirken burada nelere dikkat ediyorsunuz peki? Biz özellikle burada ürünlerimizi stresli koşullarda test ediyoruz. Farklı ışık koşullarında, çevre koşullarında ve elimizden geldiğince de işlemci ve bellek kullanımına dikkat ediyoruz. Böylece maliyetleri minimumda tutarak, varsa var olan kamera sistemlerini kullanarak maliyetleri düşürüp müşterilerimize çözüm sunuyoruz. Evet, severek de yapıyorsunuz ama işinizi Eray Bey. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Evet, bilgisayar grafikleri, görüntü işleme bunları seviyoruz. Ekip olarak da bu konuda motiveyiz ve tamamen fokusumuz görüntü işlerine bu konuda çalışıyoruz. Evet. Ve aynı zamanda bu iş bir ekip işi. Evet. Kaç kişilik bir ekiple beraberiz? Üretim tarafında 5 kişi, satış tarafında da 3 kişilik bir ekibimiz var. 8 kişi. Evet, 8 kişilik bir ekip olarak biz üretim odaklı olarak Yıldız Teknopark bünyesinde çalışıyoruz. Burada Türkiye AI isimli yapay zeka platformunda da farklı firmalarla elimizden geldiğince know-how paylaşımı, bilgi paylaşımıyla işbirliği yaparak birbirimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Evet, fuar nasıl geçiyor? Fuarın ilk günü bugün. Yoğun bir fuar aslında. Evet, aslında bu kadar bir yoğunluk beklemiyorduk. Biz de ilk defa katıldık. Evet. Çok memnunuz. Özellikle canlı demolar da olunca bayağı bir ilgi de var. Evet. Evet. Bu anlamda memnunuz. Hedefimiz 2019 yılında bunları ihracata da döndürmek. Örneğin bir ürünümüze Bulgaristan'a, bir ürünümüze Tayland'a ihracatı başladık, gerçekleştirdik. Evet. Buradaki mesela senaryoda otobüs içinde mesela kişi sayılır. Yani? Evet, otobüs içinde kameradan gelen görüntüden gerçekte kaç kişi var otobüse bilgisini veriyoruz. Aslında ne kadar güzel yani, üretim yapıyor, bir şeyler yapıyorsunuz çok. Evet, yani gurur verici de bir tablo aslında. Çok haklısınız. Yapay zeka destekli katma değerli ürünler. Ve burada katma değer aslında yazılımda. Evet. Ve bizim hedefimiz bunu yurt dışına da ihraç etmek, sahaya da bunu indirmek. Şu an nerelere kadar peki ulaşımı sağlıyoruz? Sadece yurt içi mi? Yurt içinde de müşterilerimiz var. GSM operatörlerinden biriyle ciddi olarak çalışmaya başladık. Ve perakende sektöründe, özellikle tekstil sektöründeki bir oyuncuyla sürece başlayacağımızı düşünüyoruz. Evet. Peki istediğiniz noktada mısınız? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonra neler olacak sizler için? Geldiğimiz 3 yılda ürünlerimiz bayağı olgunlaştı. Belirli bir stabil, kararlı hale getirdik ürünlerimizi. Bundan sonra hedefimiz satış ağımızı güçlendirmek ve sahada da var olan satış ağı kuvvetli oyuncularla partner olarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Tabii hedef de hiç bitmeyecek ama. Evet. Biterse biz de biteriz. Nihai olarak şöyle niş bir hedefimiz var. Onu belirtebilirim. Örneğin bir mağazaya girerken
sizi sanal gerçeklikle karşılayan birisi, merhaba Sinan Bey, üzerinizdeki beyaz gömlek çok güzel, bununla siyah mont çok iyi gider, 200 liradan başlayan fiyatlarla deyip sizi yönlendirebilecek. Nihai hedefimiz bu. Evet, biz de bu yolda başarılar dilerim size o zaman. Buradan son sözlerinizi alalım artık. Buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Bu fırsatı verildiği için, bu fuara katılma fırsatı bize verildiği için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi ifade etme şansımız oldu. Sizlere de bu değerli zamanınızı ayırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için çok büyük bir keyifti sizleri gerçekten ziyaret etmek, bu röportajı gerçekleştirmek. Biz herkesi o zaman buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim ki evet, sizlerle gelsin, tanışması da kafi. Evet, perakende oyuncuları gelsinler ve gerçek demolarla çözümlerimizi deneyimleme şansı bulsunlar. Bekliyoruz evet, herkesi. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.